Merhabalar arkadaşlar, Yeliz'in Çiçek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağımız güzel 11 ay çiçekleri. Dün bir çiçekçiye uğradım. 11 ay çiçeği fideleri aldım. Petunya fidesi aldım ve 2 tane de küpeli aldım arkadaşlar. Küpeliler ne renkte çıkar bilemiyorum ama inşallah ikisi aynı renkte çıkmaz. Petunyalar da umarım hepsi aynı renk çıkmaz. 11 ay çiçeklerine şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. 3 renk aldım. Pembe, beyaz ve turuncu. Kırmızı değil de turuncu. Biraz bilgi edindim 11 ay çiçekleri hakkında. Daha önce edinmemiştim bu çiçekten arkadaşlar. 11 ay çiçeği çok aydınlık seven fakat bir o kadar da güneşi sevmeyen, bol aydınlık isteyen bir çiçekmiş arkadaşlar. Ben de inşallah bu şekilde uygulamaya çalışacağım bu 11 ay çiçeklerini. Saksıya alacağım bunları. Geliştiklerini nasıl umarım kalırlarsa, gitmezse sizlerle nasıl geliştiklerini, nasıl iyi olduklarını sizlerle tekrar paylaşırım arkadaşlar. 11 ay çiçeği suyu seven, dediğim gibi bol aydınlık, direkt güneşe maruz kalmayan bir yerde konumlandırılırsa gelişimi çok güzel olurmuş arkadaşlar. Bu şekilde ben de deneyeceğim. Bakalım. Yavaş yavaş sizlerle her türlü gelişimlerini sizlere gösteririz inşallah. Evet arkadaşlar, petunya fideleri almıştım demiştim. Bunları saksıya değil de bahçemde güzel bir yerde dizayn etmeyi düşünüyorum. Umarım hepsi aynı renk çıkmaz. Çünkü renkleri belli değil. O yüzden seçemedim. Renk seçeneğim yoktu. Fide hepsi. Küpelileri de o tahmin ettiğim gibi herhalde birisi pembe, birisi de fuşya renkte çıkar. Yapraklardan anladım. Anladığım kadarıyla, yapraklarından anladığım kadarıyla bu şekilde, umarım tahmin ettiğim doğrudur. Ve sizlere şöyle süs yoncası uyku çiçeğini göstereyim. Birkaç tane çoğalttım bundan. Bu da saksıyı doldurup büyüdüğü zaman mükemmel güzellikte arkadaşlar, gerçekten yine. Bunun birkaç rengi mevcut. Pembesi, sarısı, beyazı. Şu an ben bir de kırmızı, diğerleri hepsi yeşil yapraklı. Bu kırmızı yapraklı arkadaşlar, bu süs yoncası. Ve sizlere geçen yılki çektiğim videolar arasında giren yaprak güzelleri bu. Bu yıl baya baya kötü bende. Kışın donlara maruz bırakmamama rağmen, iyice saklamama rağmen yine baya kötüleştiler arkadaşlar. Yeni yeni yeşermeye başladılar. Umarım çok eski hallerine, çok güzel bir şekilde gelirler eskisi gibi. Ve şöyle süs yoncası tekrar. Damat mendili, birkaç tane fide konumlandırdım buraya yeni yeni. Şöyle göstereyim sizlere. Alisyum kraliyet halısı. Fideleri çok küçük şu an, çok ufak. Umarım gelişirler, güzel olurlar arkadaşlar. Ve şu tarafa sizleri alayım biraz. Bu tarafta da küçük küçük saksılar halinde bu şekilde. Su damlası çiçeği, sukulent türleri, kaktüs. Şu küçücük kaktüs açmış. Bunu da sizlere göstereyim. Burada da mine çiçeği, ağaç minesi konumlandırmıştım. Bu da oya ağacı. Ve bodrum papatyaları mükemmel güzellikte bu ara. Umarım yaz boyu bu şekilde kalırlar. Ama hiç
Sanmıyorum çünkü çiçeklenme dönemleri Mart, Nisan, Mayıs ayıdır. En güzel çiçeklenme dönemleri bu 3 aydır arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.